Peki ne olmalı düzelmesi için? Neyin değişmesi? Ölmesi lazım ya. Erdoğan'ın ölmesi lazım. Ama 5 yılda bir sandık geliyor efendim önümüze. Ama ölmesi lazım Erdoğan'ın ya. Ecevit bir dakika abi, bir saniye. Bir saniye abi ya. 70'te bir saniye abi. Şimdi bu adam FETÖ'cü dedin mi, hiçbir şey olamıyorsun. Ama hiçbirimiz FETÖ'cü, ben FETÖ'yü tanımam bile yani, ne iş yapar herkes bilmem FETÖ'cü bilmem ne. Mühendis abinin arabası bisikleti yok, bilginiz olsun. Haberiniz olsun. İstemiyorum da yani. İzmir Şirinyar'dayız. Metro İbodrum'un önündeyiz. Yurttaşlarımıza bakalım, soracağız. Merhabalar efendim, nasıl geçti pazarınız? Süper. İyi miydi? İyiydi. Güzel miydi, beğendiniz? Peki, teşekkür ederim. Pazarınız iyi geçti valla, kaybettik. Kaybettik mi? Valla bir laf kalmadı. Yol param yok. Neden böyle oldu? Ben emekliyim yani. Peki yetiyor mu emekli paranız? Çok. Oo, yetmez mi? Arttırıyorum bile yani. Artıyor mu? Kanal. Güneş Akaya TV efendim. Evet. Ay, yetiyor mu şu an? Altın bile yapıyorum ben. Kenara atıyorum. Kenara altın yapıp atıyorsun. Ya ben emeklilerden duyuyorum abi, zor geçiniyoruz diye. Sen nasıl altın yapıyorsun? Benim bedava bak. Bedava da olsa ne yapacaksın? Bedava. Emekliler aç ya. Sen hala yani işte. Aç diyor. Aç diyor. Ne yetiyor ya? Peki ne olmalı abi sizce? Nasıl düzelmez? Erdoğan ölmeli bence. Erdoğan ölmeli. 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 Ölmeden düzelmez mi? Olmaz. Düzelmez. Düzelmez abi. Ne olmalı yani? Ya sanayileri var. Şöyle geleyim ben de. Tabii ki lütfen. İyi çekin beni. Tabii. Ben harbi konuşurum ya. Tabii ki lütfen. Siz ki buzulayım ben. Ben İbrahim Çınarsepe. Hangi kanal? Güneş Akaya TV efendim. Evet. Ne? Nedir düşünceleriniz, nelerdir? Nedir, nasıl, yönetimden memnun musunuz? Halkın durumu nedir? Halkın durumu çok iyi ya. Emekliler perişan. Perişan. 10 bin lira maaş. 15 bin lira kira. Peynir 400 lira. Et 600 lira. Nane alayım. Benden bu kadar. Peki ne olmalı düzelmesi için? Neyin değişmesi? Ölmesi lazım ya Erdoğan'ın, ölmesi lazım. Ama 5 yılda bir sandık geliyor efendim önümüze. Ama ölmesi lazım Erdoğan'ın ya. Halk tercih ediyor. O konta kapatır mı, rahatlarız. Peki bu belediye seçimleri hakkındaki düşünceler nelerdir? Memnun musun? Bence yapayım. Yönetimden memnun musunuz şu günkü Buca belediyesi? İyi değildi. Şimdi geliyor Görkem. Benden Görkem Bey başarır. Benden bu kadar. Başarır. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Sağ ol. Allah'a emanet. Arkadaşlar, bu videomuzu beğenirseniz lütfen like yapmayı unutmayın. Merhabalar efendim. Nasıl geçti pazarınız? Pazar iyi geçti de. Hayırdır, siz kimsiniz? Biz Güneş Akaya TV efendim. Ben sunucusuyum. Kameraman arkadaşım Erdinç. Öncelikle şunu sorayım. Nasıl ülke hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Ekonomi nasıl efendim? Ekonomi kötü abi. Ya emekli bilhassa bitti çok, abi. Çok kötü. Çok kötü. Ne anlatacaksın abi? Peki ne olmalı düzelmesi için efendim? Şimdi bak. 65 yaş üzerindeki vatandaş memurluk yapamıyor. Katiplik yapamıyor yani. Ama milletvekili oluyor, bakan oluyor. İşte bu yanlış burada abi. Ama bu komple bugün baktığımızda siyasi partilerin hepsi öyle değil mi? İşte öyle yapmayacağız abi, sileceğiz onları. O zaman bütün 65 yaş üstü hepsi emekli olacak. Başarının yaşı kaç? İki, siyasette doğru adamı barındırmıyorlar. Başarının yaşı kaç? 80 civarı. Ne işi var? İktidarda ne işi var? Peki. Bulamış. İki yanlış. İki yanlış bak. İki yanlış bak böyle. Bir, 65 yaş üstü memurluk yapamıyor ama bakanlık yapabiliyor. Beyin duruyorsa, benim duruyorsa onun da durması lazım değil mi abi? Mantıklı mı değil mi? Okuyan insan için geçer değil. Nasıl okuyor? Hangi? Çünkü zihnini genç tutar okuduğu süre içerisinde. Bana da müsaade etsin o zaman, ben de memurluk yapayım. Beni niye yasaklıyor? Peki, ekonomi nasıl düzelir? Ekonomi şöyle, yani Türkiye'de dürüst insanların siyaset yapmamasından dolayı, barındıramamasından dolayı ne oluyor? Herkes orada kafasına göre bir şeyler yapıyor. Yani herkesin kafasına göre oldu mu olmuyor abi. Bir sistem yok, hiçbir şey yok. Bak ben sana bir şey söyleyeyim güzel kardeşim. Biz 74'te çıkartma yaptık. Nereye? Kıbrıs'a. Ecevit. Bir dakika abi, bir saniye. Bir saniye abi ya. 74, bir saniye abi. 1974'te çıkartma yaptık mı abi? Yaptık.
Yunanistan'da ne vardı abi? Askeri junta vardı. 4 tane general. Yunanistan bak juntadan ta krallığı devirdi, demokrasiye geldi ve kaç tane bakan değişti, başbakan değişti. Bizde ne değişti abi? Bizde hepsi her şey aynı abi. Bizde devrim yaptık 100 yıl önce efendim Mustafa Kemal Atatürk'te. Oo, onun üstünden neler ne darbeler geçti. 80, 60, 70, benim yaşım 76, ne darbeler gördüm ben. Hiç ülkeyi bu kadar kötü bir halde görmüş müydünüz efendim? Yok. Çünkü ben sokak röportajlarında hep böyle denk geliyoruz efendim. Her zaman dediğim gibi yani ben siyaseti sevmiyorum. Her zaman şey vardı, adam kayırma vardı. Mesela benim zamanımda bu adam komünist dediğin anda hiçbir şey olamazdın. Şimdi bu adam FETÖ'cü dedin mi hiçbir şey olamıyorsun. Ama hiçbirimiz FETÖ'cü, ben FETÖ'yü tanımam bile yani. Hiç yapar herkes bilmem FETÖ'cü bilmem ne. Yani ülkenin ileri gitmesine çalışan hiçbir düzen yok. İşte maçı görüyorsun. Neden abi? Ben de sana bir soru sorabilir miyim? Tabii neden ki. Abi Trabzon'da olaylar çıktı? Bana cevap verebilir misin? Takip ettiğim kadarıyla veririm. İlk Sayın Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım şu söz söylemişti bir spor kanalında masaya vurarak. Dedi ki sorun Fenerbahçe değil, ülke elden gidiyor demişti ve sonra da darbede geldi. Peki bir soru daha sorabilir miyim? Bundan sonraki Fenerbahçe maçlarında olay bekliyor musun? Kesinlikle ön atılmış gibi gözlemim o. Önden Fenerbahçe yemediliyor yani. Hani ben sporu severim de. Ama Sayın Recep Tayyip Erdoğan Fenerbahçe'yi tutuyor. Ya ben de tutuyorum Fenerbahçe'yi ama bak karşıya. İşte böyle yani ülkeyle önce dürüstlük. Ha bak geçen gün bana şeyde Karşıyaka'da İyi Parti. Ben tarım sevmiyorum ya siyaseti. Ben İyi dedim kardeşim bak şimdi bu adam kim bu? İyi Parti Karşıyaka belediye. Bu da çalacak dedim ya. Nereden biliyorsun diye. Abi hepsi çaldı. Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller. İstanbul Bankası'na hortum olmadı mı? Ben talebeydim üniversitede İstanbul'da o zaman. Hortumlama ne zamandan geliyor bak. Adam padişah birine mülk bağışlamış gitmiş almaya bir sürü şeylerle karşılaştı. Adam şiir yazdı ya. Nelerle karşılaştı bunları biliyor musun? Yani eskiden beri... Peki muhalefete güveniyor musunuz efendim? Muhalefetin iktidar olma gibi bir projesi olmadı şimdiye kadar. Peki bu halkın hali ne olacak böyle? Bir yerden biri çıkacak, düzeltecek abi. Tarih affetmez. Tarih affetmez. Şeyi affeder mi şu günkü yönetimin şu eylemleri? Yönetim, bak bütün yönetimlere ben karşıyım ya. Buna değil bak diyorum, anlatıyor musun? Ta ileriden geliyor düzen bozukluğu. Düzen bozukluğu ileriden geliyor yani. Dürüstlük lazım, dürüstlük. Önce dürüstlük. Ben nelerle karşılaştım, nelerle karşılaştım biliyor musun? Oo. Peki son sözleriniz varsa Güneş Akaya TV'yi alabilir. Yani ben şunu istiyorum. Herkese eşit muamele edilsin. Bilgiye, ilime önem verilsin istiyorum. Peki var mı? Ben mühendisim, tamam mı? Benim branşımda, ya ben Türkiye'de ilk 5'e girerim. Ben zemin etüt uzmanıyım. Tamam mı? Ama beni adam dışarı atıyor. Neden? 65 yaş olduğum için. Gelsin benimle yarışsın abi, isteyen adam varsa. Bak ben meydan okuyorum buradan. Gelsin Güneş Akkaya TV'ye vasıtasıyla beni bulsun abi. Ben zemin etüt uzmanıyım. İzmir'de 5 sene zemin etütlerinin bütün kontrolörlüğü benim elimden geçti. Adam beni dışarı atıyor 65 yaş. Ya benden faydalan kardeş. Ben senden para da istemiyorum ya. Hizmet edeyim abi. Yok abi sen 65'sin diyor. Sen dışarı çık diyor. Ama orada adamın parası var. 85 yaşında adam parayı basıyor geliyor. Milletvekili oluyor. Milletvekillerinin arkada süit odaları var. Meclise gittin mi hiç? Gittim efendim. Arkada süit odaları var. Gittim ben bir gün. Benim anlattıklarım hep doğrudur abi. Ben yaşadığımı anlatırım. Gittik oturduk. Arkadaşım bir işi vardı. Allah rahmet eylesin vefat etti. Adama dedim ki bekliyor süit odanın orada. Sekreter içeride falan. Adamlar dedim ki abi sen niye bekliyorsun ya? Abi dedik benim hastaneye yatacak hastam var dedi. Geldim milletvekiline yatıracak. Ötekine dedim abi sen ne bekliyorsun ya? Abi ben kredi çekeceğim dedi. Bak milletvekilleri ne iş yapıyor gördün mü abi? Yani halkın derdiyle değil bireyin derdiyle. Şimdi adam harcıyor diyelim 1 milyon lira harcıyor 10 milyon harcıyor. Bunu oradan çıkartıyor abi. Ona hastasını yatırıyor. Bunun kredisini çekiyor. Bu böyle abi.
Düzelmez diyorsun. Liyakat olmadan düzelmez. Önemlidir abi. Doğru. Dürüstlük önemlidir. O dürüst olmadıktan sonra ben hiç kimseyi tanımam abi. Ben akşam yattım mı dürüst abi. Ama fakir miyim? Fakirim abi. Bu kadar. Mühendisim, arabam yok. Bisikletim de yok. Tamam abi. Mühendis abinin arabası, bisikleti yok. Bilginiz olsun. Haberiniz olsun. İstemiyorum da yani. Dürüst. İstemiyorum. Neden istemiyor abi biliyor musun? Mazot 40, 42, 43 lira olduğu için galiba. Alamayız. Yani işte böyle. Önemli değil. Battık abi. Emekli battı abi. Sana bak kardeşim. Bak. Madem bir şey daha anlatayım. Geliyorum abi. Temmuz 2023 tarihinde çalışan elemanlara seyyanen 8 bin lira zam verildi. Artışın üzerine bak. %30'luk artışın üzerine, 35'lik neyse. Seyyanen 8 bin lira zam verdi. Emekliye bir şey vermedi. Bu ne demek? Emekliyle çalışan arasında 8 bin lira fark oldu demek. Peki Ocak'ta 2020 Ocağına gelince %49 küsur 25 zam oldu ya. Yani %50 diyelim. 8 bin lira fark oldu. 12 bin lira fark. 12 bin lira benden daha fazla alıyor şu anda. Benim 12 bin liram yok şu anda. Gasp edilmiş durumda. Bir kira bu. Benim de çocuğum var. Ben de çocuğuma yardım ediyorum. Nasıl? Ama şimdi çocuklar babalarına yardım ediyor gibi annelerine, emeklilere. Ya zannetmiyorum. Etmezler. Yani, neden? Çünkü doğa şöyle. Doğa öyle bir yaratılmış ki tabii. Bak bir gonca gül var. Bir gül var. Bir solmuş gül var. Hep aşağı. Geri dönüş yok. Hep aşağı. Tamam. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bu videomuzu beğenirseniz lütfen like yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.